RCWL0516 mikrodalga sensörü. Herhangi bir nesneden gelen herhangi bir hareketi algılayan bir sensör. Bu modül hareketi algılamak için Doppler etkisinden yararlanıyor. Yaklaşık 3.18 GHz frekansta mikrodalgalar göndererek geri yansıyan sinyali ölçüyor hedeften. Buna göre de hareket algılama işlemini yerine getiriyor. Hareket algıladığında sensör çıkışı, out pini, üstünde yazan out pini, yaklaşık 2 saniye high konumuna geçiyor. Yaklaşık 5-7 metre arasında hareketleri algılayabilecek şekilde tasarlanmış ve 360 derecelik bir algılama alanına sahip. Ayrıca cihazın yalnızca karanlıkta çalışmasını sağlayan isteğe bağlı bir ışığa duyarlı direnç desteği de var. Bu harekete duyarlı aydınlatma sistemleri oluşturmak için de kullanışlı olabilir. Şuradaki kısma LDR eklersek bir adet. LDR'miz de burada, onu da ekleyeceğiz. O şekilde sadece karanlıkta çalışacak şekilde de kullanılabiliyor. Şimdi bunu test etmek için herhangi bir kod yazmamıza gerek yok. 5 volt GND bağlantısını yapıp out pinine de bir adet LED bağlayıp o LED'in yanmasıyla hareket algıladığında out çıkış verecek ve LED yanacak şekilde basit bir debre kurarak çalışmasını kontrol edebiliriz. Şimdi üstünde zaten bağlantı yapabilmemiz için markalamalar yapılmış. Buna göre GND pinini GND hattına gelecek şekilde LED'in GND'sine bağlayayım. VCC pinini V-in yazan pin. Bunu da Arduino kartını kullanacağım 5 volt için. Arduino'nun 5 voltuna bağlayalım. Arduino'dan GND'mizi de alalım. Bunu yine sensörün GND'sine bağlayalım. Out pini neyse LED'i bağlayacağız. Out pini. Buna da bir direnç üzerinden bağladık LED'i. Şu şekilde. Bu şekilde basit bir bağlantı yaptık. Şimdi bunun çalışmasını test edelim. Arduino'ma enerji verip şimdi LED'in sönmesini bekleyeyim. Hareket yapalım uzaktan veya yakından. Algılamasına bakalım. Evet, biraz geriye doğru çekildiğimde, elimi kaldırıp indirdiğimde, yakınlaştığımda arkadan hareket yaptığımda yanıyor. Önden hareket yaptım yanıyor. 360 derece yandan bir hareket yaptım sağ taraftan. Soldan bir hareket yapalım şöyle. Evet. Yani 360 derecelik algılama yeteneğine sahip bir sensör. Şimdi buna bir de LDR ekleyip sadece karanlıkta çalışacak şekilde ayarlamaya çalışalım. Bunun için şu LDR'mizi şu kısma lehimleyelim. LDR'mizi de lehimledik. Şimdi şöyle LDR'yi biraz yukarı kaldırdım. Şu şekilde LDR. Enerji verdim tekrar. Ve şimdi çalışmasını test edelim. Evet, herhangi bir algılama yapmıyor görüldüğü üzere. Şimdi bu LDR'nin üstünü kapatıp denemek lazım. Onu da bir LDR'yi kapatabileceğimiz ya da
Bir bant yardımıyla LDR'nin etrafını saralım, karanlık olsun diye. Bu şekilde. LDR'nin etrafını saralım. Evet, LDR'nin etrafını sardıktan sonra, yani karanlık bir ortam oluşturduk. LED'imiz yandı zaten. Şimdi test edelim. Evet, hareket ettiğimde önden arkadan kontrol edelim hareketini. Evet, arkadan bir hareket algıladığında yanıyor LED'imiz. Sağ taraftan şöyle, soldan. Güzel bir şekilde çalışıyor bence. Sensör çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. Bazı apartmanlarda da hareket algılamak için kullanılan mikrodalga sensörlerinin mantığıyla aynı çalışması. Güzel bir sensör, kullanışlı olabilir uygulamalarda. Özellikle gece çalışabilmesi, sadece gece çalışacak şekilde ayarlayabilmesi, çeşitli güvenlik uygulamaları için de kullanılabilecek sensör olmasını sağlıyor. Buradaki yani sadece gece çalışsın ya da sadece gündüz çalışsın ayarı da yapılabilir. Burada LDR'i direkt buraya lehimlemeyiz. Bir şey üzerinden, böyle bir role üzerinden Arduino'ya bağlayıp kontaklar ile LDR'yi bağlı hale getirip ya da devreden çıkartıp kullanılabilecek hale de getirebiliriz. Evet, çalışması bu şekilde mikrodalga sensörünün. Mantık olarak da şeye benziyor zaten, bu Doppler radar etkisi biliyorsunuz, araçların hızını belirleme gibi sistemlerde kullanılan çok yüksek bir teknolojiye sahip Doppler radar etkisi. Yüksek frekanslar yardımıyla yansıyan, hedeften yansıyan cismin frekansındaki değişimi algılayıp ona göre hızını da ölçebilen sistemler. Araştırma konusu olabilir. Kendini yetiştirmek isteyenler için mesela bir el radarı yapılabilir. Bu tarz farklı Doppler etkisi yaratan mikrodalga sensörleri kullanılarak. Bu videoda bu kadar olsun.